Melikler 2006 ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar. Ve şimdi Zirvedekiler 2006 ödül töreninde sırayı Barkın Vizyon gösterimiz alıyor. Kanal 7 televizyonu ilkeli ve istikrarlı yayın politikasıyla yükselişini her geçen gün sürdürüyor. AGB ölçümlerine göre halen ülkemizin en çok seyredilen 5 televizyon kanalı arasında yer alan Kanal 7'nin yayınları Türkiye'nin tamamına ulaştığı gibi Asya'dan Avrupa'ya, Balkanlardan Kafkaslara kadar dünyanın çeşitli bölgelerine ulaşıyor. Milli ve manevi değerlerimize, Türk aile yapısına ve geleneklerimize saygılı çizgisiyle 13 yıldır yayınlarını sürdüren Kanal 7, Türk dünyasına ve kültür coğrafyamıza da önem vermektedir. Türkmenlerin lideri, Türkmenbaşı son yolculuğuna uğurlanacak. Şu anda heyette Başbakan var, Başbakan Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, çok sayıda bakan var. Görmüş olduğunuz kapının arkasında Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin kabri ve sandıkası bulunuyor. Türklerin tarih sahnesine yeniden çıkışını simgeleyen Ergenekon'un nerede olduğu konusunda oldukça farklı rivayetler mevcut. Binlerce yıl öncesinden, belki de 10.000 yıl öncesinden kalan taşları görüyorsunuz. Seyfullah Türksoy'un hazırlayıp sunduğu Türksoy ile İpek Yolu, Türkiye ile Türk dünyası arasında adeta bir gönül ve iletişim köprüsü misyonunu üstlenmiştir. Geçtiğimiz yıl Yazar 1, Türk Sav gibi pek çok saygın kuruluş tarafından Türk dünyasına hizmet ödülüne layık görülen Türksoy ile İpek Yolu önemli konularda gündem oluşturmaya devam ediyor. Sayımı Eke ile beraber dağlara geldik. Balkanlarda tam 600 yıl boyunca hükümran olan ecdadımızın, Şanlı Osmanlı Devleti'nin Ohri'deki güzel bir emaneti, mukaddes bir emaneti, işte bir Osmanlı sancağını görüyorsunuz. Gerçek ışıl ışıl bir ortam, tıpkı Türk dünyası gibi duygularınızı alabilir miyim efendim? Evet. Bugün de güzel bir konuşma yaptınız. Çok memnunum yeniden Türkiye'de olmamdan. Çok güzel bugün seher bizim gurultayımız geçti. Bu gurultay bizim birliğimizi bir daha gösterdi ve gelecek işler hakkında orada çok geniş fikir mübadelesi yapılmış. Dünya ülkelerinin Kıbrıslı Türklere bakış açılarının değişmesi ve tabii ki Türk Cumhuriyetlerinin de daha sıcak bir yaklaşım ortaya koymaları. Sonuçta Kıbrıs sorununun çözümündeki Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmazlığını dünyanın gördüğünü gösteriyor. Türk medyasında ilk kez Türkçe ile İpek Yolu farkıyla çok önemli hakikatleri ve gerçekleri izleyeceksiniz. Şu anda Emir Timur'un gerçek mezarının yanındayız. Bir üst katta mozolesi var ve ziyaretçiler genellikle mozoleyi ziyaret ediyorlar. Orta Asya'dayız. Şu anda Özbekistan'ın Kazakistan sınırındayız ve tam sınırın yanı başındayız. Biraz sonra bu sınırı geçip Türkistan'a bir yolculuk yapacağız. Buhara'daki en önemli dini mekanlardan biri Bahauddin Nakşibend Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu bu bölge. Bahauddin Nakşibend Hazretleri
Bilindiği gibi İslam tasavvufunda en önemli alimlerden biri ve yüz binlerce talebe yetiştirerek Hint'ten ta Anadolu'ya kadar dünyanın dört bir tarafında İslamiyet'in, İslam tasavvufunun yayılmasına vesile olan bir ulu şahsiyet. İçin bizim için özel olarak İmam Buhari Hazretleri'nin kabri açılıyor, kabrinin kapısı açılıyor ve şimdi nasip olursa ziyaret edeceğiz. İçeri girdik, kapı açıldı, içeri girdik ve içeride çok güzel bir gül kokusu var. Gerçekten insanı etkileyen güzel bir koku var, bir cennet kokusu var adeta ve Bismillah diyerek İmam Buhari Hazretleri'nin, İmam Buhari babamızın kubbesinin yanına geliyoruz, oturuyoruz. Türkiye'de yılın bakanı ödülünün sahibi Enerji Bakanımız Sayın Hilmi Güner oluyor. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ödülünü takdim etmek üzere First Business Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyfullah Türksoy'u da buraya alalım. Türkiye'de yılın bakanı Hilmi Güler, Enerji Bakanı. Enerji Bakanı Hilmi Güler döneminde Türkiye'deki enerji yatırımlarında 7 kat artış sağlandı. Türkiye'de atıl durumda olan birçok tesis işler hale getirilirken alternatif enerji projelerine de hız verildi. Türkiye'nin 10 bin noktasında araştırma yapılarak rüzgar haritası çıkartıldı. Bu sayede rüzgar enerjisi alanında yatırımcılara 1,5 yıllık bir süre kazandırılmış oldu. Elektrik üretiminin %38'den %45'e çıkartıldığı Bakan Güler döneminde ithal edilen elektrik ise %62'den %55'e düşürüldü. Elektrik fiyatlarında indirime gidilerek sanayiciye 7 milyar dolar kazandırıldı. Doğal gaz kullanımı konusunda Türkiye'nin 43 iline ulaşılırken bu sayının 60'a çıkartılması hedefleniyor. Eti maden işletmeleri 2005 yılı itibariyle dünya bor pazarında birinci sırada yer almasının yanı sıra sektörün lideri konumuna yükseldi. 4 milyar dolarlık Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesi neredeyse sıfırdan alınıp tamamlandı. Sayın Bakanımızı tebrik ediyoruz. Tabii burada hem Sayın Bakanımız hem de çok değerli, başarılı iş adamlarımız var, yöneticilerimiz var. Sanat güneşimiz Orhan Gencebay var ve gerçekten çok kıymetli bir hazirum var. Hepinize hoş geldin diyorum. Sayın Bakanımızı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten siz yaptığınız çalışmalar da Türk ekonomisi için, Türkiye için çok büyük hizmetler yapıyorsunuz. Bu güzel çalışmaların devamını diliyoruz. Çok